Herkese tekrar merhaba. Ben öğretmen Kutlay Akdoğan. Autodesk Inventor dersimizin 6.'sına hoş geldiniz. Yine iki boyutlu bir çizimimiz var. Öncelikle New, metrik ölçü sistemi, standart, IPT'den yeni bir parça sayfası oluşturuyoruz. Start 2D'den X'ye düzlemeyi seçtim. Önce line alıyorum. Çizgi tipi olarak construction line yaptım. Dikey. Sağ tuşa bastım. Tekrar create line. Yine orijinden sağa doğru yatay bir eksen ya da konstrüksiyon çizgisi oluşturdum. Konstrüksiyon çizgi tipimi kapattım. Daire komutumu alıyorum. Merkezi yarıçapı 32, çapı 64 olan bir daire çizdim. Buraya yarıçapı 15, çapı 30 olan bir daire çiziyorum. Şuraya yine yarıçapı 15, çapı 30 olan bir daire çizdim. Ölçülendirmemi alıyorum. Bu dairemle bu dairemin merkezleri arası 57. Bu dairemle bu dairemin merkezleri arası 44. Bu dairemle bu dairemin dikeydeki ölçüsü 25 olacak biçimde ölçülendiriyorum. Daha sonra çizgi komutumu alıyorum. Yine konstrüksiyon çizgisine çevirdim. Buradan aşağı doğru dikey bir konstrüksiyon çizgisi. Create line'a tekrar aldım. Buradan şu şekilde açılı bir konstrüksiyon çizgisi oluşturdum. Konstrüksiyon çizgisindeyken circle aldım veya arc'tan arc center point'i alıp şuradan şu şekilde bunları kesen bir yay çizdim. Konstrüksiyon çizgi özelliğini kapatıyorum. Ölçümü aldım. Bu yayımızın yarıçapı 62 mm. Bu iki kol arasındaki açı arkadaşlar 30 derece. Daire komutumu aldım. Ben buralara daire çizebilirim. Ama inventörün şu özelliği de var arkadaşlar. Dikdörtgenin altında slot yuva çizme komutlarımız var. Bize center point arc lazım. Merkeziyle slot yuva çizmek. Merkeze batırdım. İlk noktam burası. İkinci noktam burası olacak. Açtım. Yarıçap 12. Burada çap ölçüsü istediğine göre 24 olarak bu değerimi giriyorum. Dışarıda bir yuvamız, slotumuz daha var. Yarıçap 22, yarıçap 12, fark yarıçapta 10. Bunu offset komutuyla oluşturacağım. Tamamını seçmek istiyorum. Seçtim. Dışarı doğru. Tabi tamamını seçebilmek için arkadaşlar bu arada çizim üzerinde offset komutundayken sağ tuşa bastığınızda Loft Select'i seçmiş olmanız lazım. Onu söyleyeyim. Tamamını seçtim Loft Select ile. Aradaki yarıçap farkı 10'du ve bunu da oluşturmuş olduk. Şimdi şuradaki yayları yapacağız. Önce şu doğruyu oluşturalım. Çizgi komutumu aldım. Burada bir doğrumuz var. Daha sonra yay komutlarından 3 noktayla yayı aldım. Buraya bir yay. Buraya bir yay. Ve buraya bir yay çiziyorum. Tüm yaylara teğetlik ilişkisi vermem lazım. Teğet ilişkisini aldım. Bu yay, bu daire. Bu yay, bu daire. Bu yay, bu daire. Bu yay, bu daire. Bu yay, bu daire, bu yay, bu daire. Bu doğru, bu daire teğet, bu daire, bu doğru teğet. Dikkat etmişseniz şurada merkezden kaçma oldu. Yani benim şu dikey eksenim orijinle çakışıklığını kaybetti. Şurayı açıyorum. Çakışıklık ilişkisini aldım. Bu eksenimin orijinle çakışık olmasını istedim ve şu an çakışık olduğunda gördüm. Böyle bir sapma olduğunda yapacağınız işlem bu olacak. Şimdi yaylarımızın yarıçap ölçülerini vereceğiz. Ölçü komutunu aldım. 32 14 burası da arkadaşlar 12. Budama işlemini yapacağız. Trim komutunu alıyorum. Evet, daha sonraki fazlalıklarımızı imlecimizi seçip klavyeden delete komutuyla da silebilirsiniz. Deliklerimiz kaldı. Daire komutunu alıyorum. Burada çapı 12 olan bir dairemiz var. Aynı şekilde burada çapı 12 olan bir dairemiz var. Merkezde ise çapı 38 olan bir dairemiz var. Evet. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir başka dersimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.